Herkese merhaba, iyi akşamlar. Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak Kasım ayı etkinliklerimize devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Sayın Hocam, uzman veteriner hekim İsmet Delilloğlu Gürhan. Kendisi bizlere bugün viral eşi üretimleri ve üretim sonrası test işlemleri hakkında kısa bir seminer gerçekleştirecek. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. İyiyim, çok teşekkür ederim. Beraber olmaktan da mutluyum. Bizler de sizleri ağırlamaktan çok mutluyuz hocam. Hocam isterseniz sunumunuza başlamadan önce kısaca bir sizi tanıyalım. Biz sizlerle 15 Nisan'da bir biyomedak olarak bir röportaj gerçekleştirmiştik. Covid-19 viral enfeksiyonlar hakkında. Dinleyicilerimiz isterlerse bu bilgiye de bu paylaşıma da web sitemizden ulaşabilirler. Ben sunum sırasında linki paylaşırım kendileriyle. Şimdi sizi bir dinleyelim, tanıtın kendinizi bizlere. Çok kısaca tanıtmaya çalışayım. Ben ismim İsmet Delilloğlu Gürhan. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi 1969 mezunuyum. Emekli 2020'ye kadar Ankara önce teşkilat hizmeti tabii ki ve pratisyen veteriner olarak hizmetlerim oldu 3 yıl kadar. Arkasından ihtisasla mikrobiyoloji ve salgın hastalıklar ihtisası yaptım. Yani uzmanlık şimdiki terimle. Ve de bu süreçte başladığım Ankara'da ŞAP Enstitüsü de 27 yıl kaldım. 27 yıl aktif olarak orada çalıştım. Çeşitli aşamalarında, önce teşhis kısmında. ŞAP hastalığı belki konuya yabancı olan dinleyicilerimiz vardır. Çift tırnaklı hayvanların çok ekonomik olarak çok önemli salgın bir hastalığı, bir enfeksiyonu ve de uluslararası önemi var. Ticaretimizi de kesen, engelleyen salgın sırasında bir hastalık. Ve ona karşı aşı üreten bir kuruluş, ŞAP Enstitüsü. Sadece aşı üreten değil, Türkiye'deki bütün ŞAP hastalığıyla mücadele konusundaki çalışmaları yürüten, denetleyen halen de böyle bir kuruluş. 1967 yılında kurulmuş, ben mezun olmadan önce. Ben de 1973'te oraya başladım. Çok güzel günler ve bugünkü altyapımın büyük bir çoğunluğunu hemen hemen oradan edindim diyebilirim oradaki bilgilerle. Türkiye'nin en büyük ölçekte, sanayi ölçeğinde viral hücre kültürü teknolojisiyle viral aşı üreten kuruluşu. Her gün kendisini yenileyen, modernize eden bir kuruluş. 2000 yılına kadar orada çalıştım. Bu arada emekliliği hak ettikten bir süre sonra doktora yaptım. Doktorayı bitirdikten 5 yıl sonra da normal yasal süresi 5-6 yıl sonra da biyoteknoloji viroloji doktorası yaptım. Sonra biyoteknolojiden doçentliğimi aldım biyoteknoloji alanında. Ve oradan 6 ay kısa bir süre sonra yani 99 Kasım'da doçent olmuştum. Kısa bir süre sonra da Ege Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü Türkiye'nin ilk devlet lisans eğitimi veren biyomühendislik alanında lisans eğitim veren kamu üniversite bölümü. Kurucusu Fazilet Hocam burada şimdi ekranda da görünüyor aslında kendisi. Onun daveti üzerine İzmir'e geldim. Ege Üniversitesi'ne öğretim üyesi olarak geldim. Çok güzel 14 yıl geçirdim. Ve 2014'te yaş haddinden o 67 yaşımı doldurduğum için emekli oldum. Ama emeklilikle ben oturmadım. Halen çalışmaktayım. 6 sene geçmiş. Geçen gün fark ettim. Ben 4 yıl geçti zannediyordum. Bir hesapladım. 6 yıl olmuş. Ben hala sabah gidip akşam dönüyorum eve. Çeşitli yerlerle, çeşitli kişilerle işte projeler, danışmanlıklar vesaire. Burada da gördüğünüz gibi Sabancı Üniversitesi sunumda danışmanlığım, Argefar'da misafir araştırmacılığım var. Başka da bir takım projelerde yer almaya çalışıyorum. Evet, benim kendimle ilgili anlatmak istediğim bunlar. Çok uzatırsak eğer bu hikaye 2 saat sürer.
Sizlerle de beraber olmak bana bir mutluluk. Teşekkür ediyorum. Ne demek hocam? Bizler de sizi burada ağırlamak için, yani öğrenciniz olarak da aynı zamanda ben de Ege Üniversitesi Biyomühendislikten mezunum. Katılımcılarımıza da kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Zeynep Yılmaz Serçin oldu. Şu anda Marmara Üniversitesi'nde araştırma görevlisi doktor olarak çalışıyorum. Biyomühendislerin mesleki yapılanması olan Biyomedak komisyonunun İstanbul Şube'deki başkanıyım. Lütfen bizi bu mecralarda Biyomedak olarak takip ediniz. Bu ve benzeri seminerlerimiz ve röportajlarımız, bilgilendirici bilgiler diyeyim. bunları sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Hocam, şimdi isterseniz sunumunuza başlayabilirsiniz. Ben katılımcılardan seslerini ve kameralarını kapatmalarını rica edeceğim. Eğer sunumla ilgili sorularınız olursa lütfen chat kısmından yazınız. Biz sunum sonunda hocamıza ileteceğiz bunları. Buyurun hocam, sahne sizin. Teşekkür ederim. Öncelikle katılımcılardan sunumumun İngilizce olmasından dolayı özür dilerim. Biraz şey oldu, bir yanlış anlaşılma oldu benim için, ben yanlış anladım. Sunum yapmayacağımı düşündüğüm için hazırlamamıştım ama bu da mevcut ve de sanıyorum ki soruları ve de kafadaki, akıllardaki soru işaretlerine bir nebze cevap verecektir. Bir aşılardan girmek istiyorum ve de ben daha çok viral aşılarla çalıştığım için boyumu aşmayayım, sadece viral aşılar konusunda uzman olduğum konularda konuşmaya çalışacağım. Sorularınız olursa da yanıtlamaya gayret edeceğim. Evet. Şöyle bir genel olarak aşıları tanımlamaya çalışacağız. Nedir aşamaları? Bir üretim aşaması var. Üretimden sonra, öncesinde aslında üretimden önce aşı adayının tanımlanması, seçimi aşaması var. Bundan sonra üretim aşaması geliyor. Kontrol çok önemli bir kısım. Ve de genel gereksinimler nelerdir? Bunlardan girdikten sonra viral aşılara gireceğiz. Biraz daha özelleşerek çok kısa virüslerden bahsedip virüslerin üremeyi en çok sevdikleri in vitro sistem olan hücre kültürlerinden ve de bazı viral aşı üretim yöntemlerinden bahsetmeye çalışacağım. Şimdi aşı nedir diye bakarsak eğer, çok ekonomik olan ve de çok gerekli olan enfeksiyon hastalıklarında özellikle çok ekonomik önemi olan bir koruma yöntemi aşı ve aşılanma. Aşı çoklukla tedavi edici değildir. Çok az aşı tedavi edici özelliktedir. Aşılar korunmak için bir çaredir. Önce ilaç tedavi eder ama sağlıklı bireyleri aşı korur salgınlardan, enfeksiyonlardan. Çocuklara, hepimizin çocukları olduğu var ve de büyüme aşamalarında, doğumlarından itibaren çeşitli aşamalarda aşılar yapılmakta ve de erginlere de bazı şartlarda yine yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri adına aşılanmaları gerekiyor. Onlara da uygulanan aşılar var. Ama tekrar söylüyorum, aşı yaşamı korur, aşı koruyucudur, iyileştirici değildir. Bunun üzerinde çok fazla durmamız gerekiyor. Pek çok enfeksiyona karşı aşılar mevcut ama etki mekanizmaları genellikle immün sistemi uyarmaları yoluyla gerçekleşmekte. Yani eğer bağışıklık sisteminiz uygunsa korunmaya, savunmayı yapmaya, ona verilecek olan aşılar, vücuda verilecek olan aşılar sizi koruyabilir. İmmün sisteminizin mutlaka çok güçlü ve yeterli olması gerekir.
Aşı üretimi aslında aşılar çok da kolay işte çalışma yöntemleri değil, araçlar değil. Oldukça geliştirilmeleri çok uzun süreç alan, karakterizasyonları ve üretimleri diğer farmasötik üretimlerle, ürünlerle karşılaştırırsak eğer oldukça zor, zahmetli işlemler ama gerekli oldukları için çalışmalarda yoğunlukla bu yönde devam etmekte. Çok iyi karakterize edilmemiş biyolojik ürünler olarak da tanımlayabiliyoruz. O şekilde kabul edebiliyoruz. Aşılarla diğer farmasötikleri kısaca karşılaştıracak olursak düzenleyici sistemler var bir kere. Düzenleyici sistemler aşılarda daha çok korunmaya yönelik, sağlıklı bireylerin korunmasına yönelik ama farmasötiklerde ise iyileştirmeye yönelik konulara eğilmekte. Hükümetlerin, devletlerin anahtar rol oynadıkları bir konu aşı. Farmasötiklerde ise daha çok sağlık koruma konuları ön plana geliyor. Sağlık, iyileşme, sağlıklı kalma konuları ön plana çıkmakta. Üretime bakarsak eğer aşının çok büyük miktarda üretilmesi ve de dağıtımında çok sağlam zincirlerin, dağıtım zincirlerinin oluşturulması gerekiyor ki bu oldukça kompleks. İşte bugün de gündemde aşının nasıl nakledileceği, yeni üretilen, yeni piyasaya çıkan COVID aşıları ile ilgili soğuk zincire, çoklukla soğuk zincire ihtiyaç var. Soğuk zincirin de o soğuğun da kaç derece olacağı tabii ki üretilen aşının türüne ve dayanıklılığına, raf ömrüne bağlı bir olay. Farmasötikler ise görece daha kolay. Saklanmaları, raf ömürleri, nakledilmeleri çok daha kolay ürünler. Pazarlama dersek eğer pazarlamada da yine aşıların çok da dar alanları var. O kadar geniş alanlara pazarlama yapılamıyor. Ancak hükümetler yoluyla, devletlerin kanalıyla çok büyük dağıtım imkanları var. Çok az sayıda ilaçlarla karşılaştırırsak, diğer farmasötiklerle karşılaştırırsak jenerik ürünler çok daha az sayıda görece. Böyle handikapları da mevcut. Söylerken, başlamışken kaç tip aşımız var, ne tip aşılar var bunları değinmek isterim. Ancak son zamanlarda görüyoruz ki özellikle bu COVID'den sonra mevcut bilinen klasik aşı üretim yöntemlerine çok daha yenileri de eklenmekte. Bu tabii ki bilimin ilerlemesi, moleküler biyoloji, genetik biliminin ilerlemesi, teknolojinin ilerlemesine bağlı olarak da aşılar çeşitlenmekte. En klasik aşılar en başından beri bir aftizasyon diye bir yöntem vardı. Çiçekte mesela çiçek enfeksiyonunda doğrudan doğruya çiçekten alınan, çiçek lezyonundan alınan dokunun veyahut da lezyondaki mikroorganizmaların ezilerek, ki virüstü, ezilerek doku parçalarıyla beraber tekrar sağlıklı insanların derilerine sürülmesi ve orada hafif enfeksiyonlar yaparak immün sistemin uyarılması esasına dayanıyordu. Tabii ki bunun çok büyük riskleri var. Daha sonra bunlar bırakıldı. Zayıflatılmış canlı aşı diye tanımlanan aşılar var. Enfeksiyon yapma gücü bir şekilde çeşitli yöntemlerle durdurulmuş ama üreme çoğalma, mikroorganizmanın üreyebilme özelliğini hala sürdürebilen aşılar. Bir de ölü aşılar var, inaktif dediğimiz aşılar var. Burada mikroorganizmanın üreme yetisi ortadan kaldırılıyor. Kimyasal ya da fiziksel yöntemlerle üreme yetisi ortadan kaldırılıyor. Ve de atenüe aşılara göre daha güvenli ama karşılaştırırsak atenüe aşıların
bağışıklık verme gücü tek doz ile dahi sağlanabilirken inaktif aşılarda bunun için biraz destekleyici materyallere, adjuvant dediğimiz veya tekrarlayan dozlara ihtiyaç var. Daha sonra tabii teknolojiye bağlı olarak işte bu ilk bahsettiklerim bütün antijeni yani mikroorganizmanın tamamını kullanarak üretilen aşılardı. Sonrasında teknolojinin gelişmesine bağlı olarak alt ünite, sab ünit aşılar, konjüge yüzey antijen aşıları, rekombinant vektör aşıları, işte virüs benzeri partiküller derken DNA aşıları, sentetik peptit aşıları ve bunların arkası geliyor hala da genetik mutasyonlarla elde edilen aşılar. Tersine aşı vaksinoloji, reverse vaksinoloji denilen bir teknik. Daha sonraları yenilebilir aşılar, özellikle çocukların aşılanmasında büyük ümit vaat eden aşılar geliyor ve diğer genetik mühendislik teknolojisiyle üretilen aşılar var. Bunlar üçüncü nesil aşılama olarak adlandırılıyor. İşte polinükleotit aşılar da bunlar arasında. Ama bakarsak bugün COVID aşılarıyla geçen hafta bir aşı kongresi yapıldı ve tabii webinar şeklinde bizim aşı Ege Üniversitesi'nde mevcut Aşı Geliştirme Derneği'nin, Aşı Derneği'nin bir şeysi, aktivitesi olarak. Orada Türkiye'de ve de yurt dışında üretilmiş pek çok aşının çok daha farklı yöntemlerle bağışıklık sistemini, immün sistemi uyarmaya çalışıldığı ve de geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bunlar güzel şeyler, güzel olgular. İnşallah bunlarda da başarı sağlanır ve de değişik teknolojilerle daha ucuza, daha hızlı bir şekilde aşı üretmek mümkün olabilir. Evet. Hepsinin, tüm aşılarda tabii ki başlangıç bir antijen ve o antijenin yani enfeksiyona neden olan materyalin çeşitli bölgeleri veya bütünü kullanılmakta. Ve onu kullanabilmek için de aşılanan bireylere ve de çevreye zarar vermeyecek şekilde ürünün geliştirilmesi ilk aşamamız, öncelikli hedefimiz. Aşılamada beklenen immün sistemin yani bağışıklık sisteminin tepki vermesi ama kısa süreli değil, uzun süreli tepki vermesi. Vücuda giren her antijen niteliğindeki materyal bir immün sistem tepkisiyle karşılaşacaktır. Ama bu ne kadar sürer, ne kadar zamanda cevap alınır, ne kadar koruyucu, eğer enfeksiyon ajanıysa koruyucu etkisi vardır, bu önemli. İlk alınan cevap immünoglobulin M olduğu için kısa sürede yükselir ve iner, hemen düşer. Oysa biz uzun süreli yanıtlar bekliyoruz. Bunu ancak immünoglobulin G ile elde edebiliyoruz. Verdiğimiz zaman bir süre sonra immün sistemde yanıt başlıyor. Bir üç güne kadar pike ulaşıyor immünoglobulin G yanıtı. Sonra azalmakla beraber yine verilen antijenin yani aşı niteliğinde verdiğimiz materyalin niteliğine bağlı olarak uzun süre devam ediyor. Bazen de bu süre yeterli olmuyor. Tekrar tekrar aşılanmamız ve de aşıyı uygulamamız gerekebiliyor. Evet, hedef aşı üretimi aslında oldukça pahalı, emek yoğun bir iş ve de uzun süreyi gerektiren bir işlem. Hedef yeni aşılamalar, aşı üretimlerinde daha ucuz, daha kolay uygulanabilen ve de transportu, nakliyesi, soğutucu sistemlere gerek duymadan saklanması ve nakliyesi mümkün olabilen aşıların üretilmesine çalışılmakta. Bu yönde bütün gayretler. Kısmen de başarıldı ama hala bir takım handikapları mevcut bu sistemin.
Aşı bir endüstri aslında. Aşı üretimi bir endüstri ama çok uzun soluklu bir endüstri. Ta en başından başlarsak eğer oldukça uzun 20 yıla kadar sürebilen bir ürünün en baştan molekülden ürün haline gelip piyasaya çıkarılması için geçen süreç aşağı yukarı 20 yıla kadar sürüyor. Bunu kısaltmanın yolları da tabii ki aranıyor ama güvenli sonuçlar alabilmek için de biraz sabırlı olmak gerekiyor. Başlangıçta bir araştırma aşaması var. Oldukça uzun bir süreç. Araştırma tabii ki akademik düzeyde ve de biyoteknoloji endüstrisinin araştırma kısımlarında gerçekleştiriliyor. Oradan alınan modellerin geliştirilmesi, pek çok model elde edilebiliyor. Ama onların arasından yapılacak testlerle, seçici testlerle birkaç tane ürün elde edilebiliyor. Sonra bunun üretimine geçiliyor. Üretimde de tabii ki testler, kontroller vesaire bunların hepsi devam ettikten sonra bir veya iki, bütün bu yoğun çalışmanın arkasından bir veya iki tane ürün elde ediliyor. Karşılaştırmalı olarak güvenliği, öncelikle güvenliği, sonra bağışıklık verme gücü, koruyucu özelliği saptanıyor ve piyasaya çıkarılıyor. Ve de daha sonra da tabii ki kontrol aşamalarından sonra pazarlanmaya başlanıyor. İyi tarafı hastalıklardan koruyor. Çok geniş ölçüde temin edilebilir olması isteniliyor. Ve de bunun için uygun programlar geliştiriliyor. Daha ucuz, olabildiğince ucuz elde etmek tabii ki pek çok yaygın olarak dünyada, ülkede değil sadece dünyada kullanımını kolaylaştıracaktır. Ama bunun yanında geliştirilmesi ve de üretilmesi oldukça pahalı, uzun süreli ve pahalı. Duyarlılık, toplumdaki duyarlılık çok daha az. İlaç kullanmaya herkes hazır ama aşılanma deyince bazı ters tepkilerle karşılaşabiliniyor. Aşı üretimi pahalı bir işlem. Büyük ölçekteki üretimler oldukça pahalı işlemler. Ürünün devamlılığının sağlanması ve de etkenler aşı üretiminde kullanılan, yani hastalık etkenleri çok değişken olabildikleri için sürekli aşıların da yapılarının değiştirilmesi gerekiyor. Bazı pek çok düzenleyici onayların alınması lazım. Özellikle çiftlik hayvanlarına veyahut da insanlara uygulanacak aşıların düzenleyici organizasyonlarca kontrolü oldukça uzun zaman alıyor ve de pahalı bir işlem. Kolay kolay yatırım yapılacak bir işlem değil. Biraz özveri istiyor. Sağlam fonlanması gerekiyor üretici kuruluşların. Pek çok hastalığa aşısı olmayan hastalık mevcut dünyamızda. Ama bunlara karşı da bazılarına karşı hala aşı geliştirme çalışmaları var. Bazıları kısmen koruyor. Aşıdan da çok fazla mucize de beklememek lazım. Çünkü kişilerin bağışıklık sistemi çok önemli. Bağışıklık sistemi eğer yanıt vermeyecekse o zaman üretilen aşı da başarılı olmayabilir. Bu aşının başarısızlığı değil. Bireysel olarak kişilerin birey derken insan ya da hayvan uygulanacağı bireyin bağışıklık sisteminin de çok önemli rolü var. Başka hastalıklarının olmaması gerekiyor. Mesela diyabet gibi, kanser gibi, sigara içimi gibi, obezite gibi pek çok nedenlerle aşının başarılı olmadığını görebiliyoruz. Ondan sonra da böyle aşı aleyhine bir takım spekülasyonlar başlıyor. Bazı aşıların kullanılmasında destekleyici materyallere de ihtiyacımız oluyor.
Bunlar işte adjuvantlar gibi bazı konjugasyonların yapıldığı çalışmalar da mevcut. Böylelikle immünitenin yani bağışıklığın düzeyinin yükseltilmesi ve süresinin uzatılması sağlanabiliyor. Çocukluktan başlayarak aşılama yapıyoruz diyoruz. Bireysel, yaşa bağlı immün sistemin yani bağışıklık sisteminin tepkileri de farklı olacağı için aşıların özellikleri de buna göre değişebiliyor. Veriliş yolları değişebiliyor. Son zamanlarda daha yaşlı popülasyonların da bazı enfeksiyonlara, bazı hastalıklara karşı aşılanmalarına daha yoğun eğilinmeye başlandı. Evet, kısaca aşı geliştirme teknikleri aslında oldukça zor, emek yoğun bir iş, oldukça kompleks, çok riskli, çok pahalı, gerçekten pahalı ve metot geliştirmeyi, süreç geliştirmeyi, proses geliştirmeyi ve de klinik uygulamalardaki gelişmeleri de gerektiriyor. Daha sonra izleme yöntemleri var. İzlemelerin de çok uzun zaman aldığı bilinen bir işlem. Aşının veriliş yolları da çok önemli. Ne kadar kolay uygulanabilirse o kadar çok uygulayıcı bulmak mümkün olabiliyor. Uygulama alanı bulunabiliyor. Öyle söylemek belki daha doğru. Çünkü insanlar enjeksiyondan kaçıyorlar. İğnenin kullanılması her zaman bir korku vesilesi. Çocukluğumuzdan itibaren işte bunlarla korkutuluyoruz veyahut da vücudumuza bir yabancı maddenin verilmesinden rahatsız oluyoruz. Yediklerimiz aslında bugünkü yeni teknolojiyle üretilen ürünlere bakarsak bizim aşıdan alacağımız zararlı diye düşünülen ve de bu şekilde speküle edilen materyaller mikron veya nano düzeye kadar inebilir onların getireceği zararlar. O kadar çok zararlı şeylerle karşı karşıyayız ve onları o kadar çok tüketiyoruz ki soluduğumuz havadan başlayarak çevre kirliliğini düşünürsek eğer veyahut da yediklerimizin işte hamburgerler vesaireler bunların zararlarını düşünürsek veya vücudumuza kullandığımız kozmetikleri düşünürsek bizim aşıyla alacağımız nano düzeydeki zararlı maddelerin ne kadar ihmal edilebilir olduğunu kabul edebileceğiz. Pek çok aşı adayı var ama aşılar üretildikleri şekilde hemen ben bir aşı buldum, işte şunu yaptım hemen piyasaya sürüp kişilere hayvan ya da insan uygulamamız mümkün değil. Aşı adaylarının kabul edilebilmesi için bazı aşamaları geçmesi gerekiyor. Bunlar temelde 4 aşama. Bu 4 aşamayı geçtikten sonra ancak bizim aşımız uygulanabilir özelliği alıyor. Belki 4. aşama acil durumlarda ihmal edilebiliyor ama ilk 3 aşama olmazsa olmazlardan. Ve de bu ilk 3 aşamayı geçebilen aşılar aşağı yukarı yapılan bir değerlendirmede 15'te 1 oranında. Yani siz 15 aşı adayı geliştirirseniz bunun bir tanesi ancak bu aşamaların tümünü geçebilir ve de yaygın olarak üretime girebilir diye düşünüyoruz. Çok karmaşık bir iş aşı üretimi. Biraz kahramanlık istiyor, biraz özveri istiyor, biraz da herhalde kahramanlık istiyor diye düşünüyorum ben. Bu tür olaylardan zevk alan kişiler ancak aşı üretiminde çalışabilirler. Yoksa bu iş biraz zor. Çünkü karşımızda çok fazla bariyer var ve en sonunda da düzenleyici organizasyonlar var. İnsan hayatı ya da hayvan hayatı var, canlının yaşamı var karşımızda. Pek kolay bir iş değil.
Dedim ya, macerayı sevmek lazım. İşte düz, yukarıda gördüğünüz gibi düz, dalgasız bir denizde yüzmek mi istersiniz, yoksa fırtınaların arasında boğuşmak mı istersiniz? Bu size kalmış bir şey. Seçim çalışacak kişiye kalıyor. Aşı geliştirmede ilk önce bir temel bilimden yararlanıyoruz. Bir buluş aşaması var. Buluş aşamasını daha çok üniversiteler, araştırma enstitüleri, küçük biyoteknoloji endüstrileri gibi yerlerde yapmak mümkün. Ve de oldukça uzun süren bir süreç. Daha sonra buradaki adaylar, bulunan adaylar, aşı adayları, klinik öncesi geliştirme aşamasına giriyorlar. Ürün geliştirmenin birinci aşaması bu. Bu klinik öncesi geliştirme aşamasını geçen aşılar, ki faz 1 çalışmalarına, eğer insan aşısıysa insan çalışmaları, insanlara uygulamaya, yani hedef kitleye uygulamaya başlıyoruz. Burası ürün geliştirmede uzmanlık isteyen, geniş bir üretim alanına ve de kaynağa sahip olmayı gerektiren işlemler. Birinci aşamayı geçtikten sonra aşının diğer iki ve üçüncü aşamaları var. Bunları da geçmesi ve de nakli konusu geliyor. Yani faz aşamalarını, biz buna bir test dönemlerini, bu dört aşamalı olan kısma faz aşamaları diyoruz. Bundan sonrasında aşının seri olarak üretilmesi ve taşınması gerekiyor. Hedef kitleye aktarılması konusu geliyor ki tamamıyla bir farmasötik endüstrinin işi, hükümetlerin görevi veya uluslararası kuruluşlarca gerçekleştirilecek bir olay. Oldukça uzun süreçli. Burada riski azaltmaya çalışıyoruz, değeri arttırmaya çalışıyoruz. Çünkü son aşamada ticari kaygılar da gündeme geliyor. En başta aşı adayının seçimi aşaması var. Bu aşamada enfeksiyona neden olan mikroorganizmaların diyeceğim, önce seçilmesi lazım. Her enfeksiyon etkeni aşı adayı olamaz. Bu önemli bir aşama. Bunun laboratuvar düzeyinde öncelikle test edilmesi, aşı adayı olabilecek olanların, yani bir kere dayanıklı olması gerekiyor. Antijenik özellik, yani organizmaya girdiği zaman bağışıklık sistemini, immün sistemi uyaran özellikte olması gerekiyor. Bu uyarımın oldukça uzun olması gerekiyor. Bireyi enfekte etmemesi, hastalığa neden olmaması gerekiyor gibi aşamaları var. Bunların arasından uygun aşı adayı seçildikten sonra laboratuvar düzeyinde çoğaltılması gerekiyor. Yani bunlar üretim öncesi aşamalar, laboratuvar düzeyinde küçük kültür kaplarında ve de küçük deneme hayvanlarıyla yapılacak çalışmalar. Ondan sonra üretime geçiliyor. Aday seçildikten sonra üretime geçiliyor. Aday veya adaylar, tek bir adayla da değil, birkaç adayla beraber üretim aşaması geliyor. Üretimli uygun bir yerde üretimi, nerede mikroorganizmanın türüne, özelliklerine bağlı olarak yeteri miktarda üretildikten sonra ön testlerde kullanılacak şekilde saflaştırılması ve daha sonra eğer tam bütün virüs kullan, bütün mikroorganizma kullanılacaksa inaktive edilmesi ya da zayıflatılması, yani atenüe edilmesi gerekiyor. Veyahut da şimdi yeni biyoteknolojik yöntemlerde mikroorganizmanın bütününü değil, belli bir kısmını alıp o kısmını çoğaltmak gerekiyor. O kısmını üretmek ve de aşı haline getirmek gerekiyor. Tabii ki antijenik özellik verebilecek kısımları seçiliyor burada. Bu seçim de çok önemli bir laboratuvar çalışması gerektiriyor. Bu seçilen partikülün çoğaltılması bir başka aşama. Aşı adayını adaylarını belirledikten sonra formülasyon ve de
Daha sonra kalite kontrolleri, en son laboratuvarlarda yapılan çalışmalar. Ama da ardından tabii ki düzenleyici organizasyonların isteklerinin yerine getirilmesi, faz çalışmalarına girilmesi gerekiyor bir aşı üretiminde. Faz çalışmaları dediğimiz özellikle beşeri aşılarda, yani insanlara uygulanılacak aşılarda aşı adayı, seçilen aşı adayının bireylerde, hedef kitlede test edilmesi anlamına geliyor. Bunun için önce deney hayvanları vesaire gibi aşamalardan geçiyor. Bu fazları, bu aşamaları geçmiş olan aşı adayları birinci faz 1, bunun ardından 2, 3 ve daha sonra da lisanslama, dağıtım ve faz 4 dediğimiz artık yaygın olarak incelenmesi aşamalarına geliyor ki ortalama olarak bu süreç eskiden 20 yıl ile sınırlandırılmıştı. Şimdi biraz daha teknolojiye de teşekkür etmek lazım. 12-15 yıla kadar indirildi. Ama oldukça hem emek yoğun hem de ekonomik olarak da oldukça masraflı, çok disiplinli bir çalışmayı gerektiriyor. Evet, bu gördükleriniz aşı üretim tesislerinden çeşitli örnekler. En kısa, en hızlandırılmış yöntemleriyle bir aşının geliştirilmesi için lisans alıncaya kadar geçecek süreçleri burada görüyoruz. Bir kere 3 yıl kadar, hatta 3 yıldan daha uzun süre aşı adayının seçimi gerekiyor, gerekiyor. Adayı seçmek, pek çok örnek arasından aşı adayını seçmek, laboratuvarda kabul edilebilirliğini görmek, daha sonra küçük bir ölçekte üretebilmek, formülasyonunu yapabilmek ve faz çalışmalarına geçebilmek gerekiyor. Faz çalışmalarının ardından analitik olarak saçılım yöntemleri, toksisite özellikleri var mıdır yok mudur, klinik öncesi, yani bireylere uygulanmadan önce yapılması gereken toksisite testleri, bağışıklık testleri, immünolojik testler ve de bunların hepsini geçebiliyorsa eğer bizim aşı adayımız, ondan sonra çok güzel düzenlenmiş faz çalışmalarına geçmek gerekiyor. Ardından klinik dozların belirlenmesi, üretim aşamalarına geçilmesi, büyük ölçekli üretim aşamalarına geçilmesi yine 2 yılı geçiyor. Ve ardından klinik çalışmalar geliyor, ölçek büyütme çalışmaları geliyor, transfer problemlerinin halledilmesi, çözümlenmesi. Bunun için oluşturulacak tesislerin validasyonu oldukça uzun süreçler. Bunlar da 3-5 yıl kadar sürebiliyor. Sonra da lisanslama aşamaları geliyor ki onlar da başlı başına bir sorun. Çünkü düzenleyici organizasyonlar, ulusal ve uluslararası düzenleyici organizasyonların isteklerine göre, sıralanan isteklere göre, farmakopelere göre uyumlu çalışmaların yapılması gerekiyor. Evet, preklinik aşamada, yani klinikte hedef kitleye uygulamasından önce temel proses şemasının çizilmesi gerekiyor, belirlenmesi. Unik operasyonların tespit edilmesi, belirlenmesi ve standartize edilmesi ve de küçük ölçekte proses, süreç düzenlenmesi çok önemli bir aşamalar. Bunları aştıktan sonra ve de deney hayvanlarında hala vazgeçemediğimiz maalesef deney hayvanlarında bir ön çalışma yaparak zararsızlık aşamasını geçirmemiz gerekiyor. Bu aşamayı ancak geçtikten ve de kısa bir immün yanıt belirlemesi de yaptıktan sonra seçimlerimizi daha
sayıyı, seçilen sayıyı biraz daha azaltmış oluyoruz ve aşı adayımızı birinci faza aktarıyoruz. Bu beşeri aşılar için, yani insanlara uygulanacak aşılar için çok önemli aşamalar. Bunlar olmazsa olmazlar. Seçilen aşı adayımızı 20-100 adet sağlıklı gönüllüye uyguluyoruz. Bu gönüllülerde tabii ki hepsinin etik kurul onamlarının alınması gerekiyor. Ve de aşı güvenli midir, buna bakmamız gerekiyor. İstediğimiz şekilde çalışıyor mu aşı koruyucu özelliğini, istediğimiz şekilde gösteriyor mu? Ciddi bir yan etkisi var mı? Yani yaşamı etkileyecek, yaşama zarar verecek bir yan etkisi var mı yok mu? Bunu belirliyorlar. Yan etkileri azaltabilecek, örtebilecek bir yöntem mevcut mudur? Bunlar tespit ediliyor. Burayı geçen aşı, ikinci aşamada, yani faz 2 dediğimiz aşamasında, bu sefer aynı aşı adayı ya da adayları yüzlerce gönüllüye inoküle ediliyor, veriliyor. Ve de bu yüzlerce gönüllünün arasında tabii ki sağlıklı gönüllülere verilmesi gerekiyor. Ve de onlardaki yanıtlar inceleniyor. Bu aşamada en çok görülebilecek, kısa sürede tespit edilebilecek yan etkilere bakmak lazım. Ne kadar yan etki var? Ciddi midir, değil midir? Kısa sürede mesela bir işte bölgesel bir kızarıklık ve de işte 2-3 günde geçen bir şişlik gibi bir reaksiyon var mı? Hafif ateş mi oluyor yoksa ağır ateş mi oluyor? Bunların ateş yükselmesi gibi, halsizlik gibi bazı belirtilerin incelenmesi gerekiyor. İmmün sistemin, gönüllülerin immün sisteminin verilen aşı adayına tepkisinin belirlenmesi lazım. Bunların hepsini geçebiliyorsa, istediğimiz düzeyde yanıtlar alabiliyorsak eğer faz 3'e geliyoruz. Uygulamaya geçilebilmesi için son aşama diyebiliriz bir yerde. Kabul edilebilirliği için aşı adayımızın son aşama diyebiliriz. Ama burada adayların yüzlerce hatta binlerce gönüllüye uygulanması gerekiyor. Bu gönüllülerin de gene sağlıklı olmaları ve de onlardan alınacak cevapların da çok iyi değerlendirilmesi lazım. Aşıya nasıl yanıt veriyor? Aşılı ve aşısız bireylerdeki durum, tabii ki bu arada kontrol olarak da verdiğimiz plasebo dediğimiz ürünler de var. Yani aslında aşı olmayıp vücutta hiçbir tepki beklenmeyen, aşıymış gibi davranacak kişinin, gönüllünün aşı olduğunu düşündüğü maddeleri de veriyoruz. Böylelikle de iki grubun karşılaştırması yapılıyor, yanıtlarının karşılaştırması yapılıyor ve de bize en son aşamada aşı güvenli midir? Gönül rahatlığıyla hiçbir yan etkiyle karşılaşmaksızın, ciddi bir yan etkiyle karşılaşmaksızın uygulanabilir mi? Ve de etkin midir aşı? Bizim enfeksiyondan gerçekten koruyacak mıdır, korumayacak mıdır? Bunların da belirlenmesi gerekiyor. Ve de en çok tespit edilen, en çok görülen yan etkilerinde kayıt altına alınması ve de daha sonra uygulayıcılara açık bunlarla nelerle karşılaşacaklarının bildirilmesi gerekiyor. Ancak bu aşamadan sonra üretim izni alabiliyor. Tabii ki bu sadece gönüllülerde uygulanacak olan yöntemler ama bunun bir de teknolojik tarafı var. Bu süreçte proses validasyonlarının, yani süreç validasyonu, üretim tekniklerinin validasyonunun yapılması lazım. Nasıl transfer edilecek, teknik transferin belirlenmesi gerekiyor. Bu hepsinden önce, ölçek büyütmeden önce
pilot aşama, pilot aşamadan sonra büyük ölçekteki üretim şartlarının da optimize edilmiş olması gerekiyor. Ve daha sonra üretime geçiliyor. Üretim izni alındıktan sonra üretime geçiliyor. Burada da karşılaştırmalı çalışmalar, üretim metotlarındaki karşılaştırmalı çalışmalar, aşı uygulanan bireylerdeki karşılaştırmalı çalışmalarda çok önemli yer tutuyor. Aşı bu aşamadan sonra lisanslanabilirse eğer, ulusal ve uluslararası düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilir ve lisanslanabilirse ve de büyük ölçekli üretime, seri üretime geçilebilirse, bundan sonra sahada çok geniş kitlelere uygulanmaya başlıyor. Yani burada aşı lisanslı ve de uygulanabilir ama hala gözlem altında olduğunu unutmamamız lazım. Bu aşamadan sonra faz 4 dediğimiz uzun yıllar sürecek ve de aşının bu aynı şeyi aslında diğer farmasötikler için de geçerli, gözlem altında tutulacağı bir dönem geliyor. Bu nedenle de bu uzun süreç 10-15 yıl kadar sürebiliyor. Tabii ki bunu kısaltmak mümkün mü? Evet, acil durumlarda, yaşamsal önemi olan durumlarda bunu bazı aşamaları keserek gönüllü isteyen bireylere aşının uygulanması salgınların hızla önlenmesi açısından da önemli. Biz bir aşıda neler bekliyoruz? Ne gibi özellikler bekliyoruz? Bir kere aktif olarak immünojen olması lazım. Yani koruyucu özelliğinin olması lazım. Eğer kullanılıyorsa ki zayıf antijenik özellikte immün sistemi zayıf uyarama özelliğinde olan yapılarda kullanılması gereken adjuvantlar var. Kendileri immün antikor üretmeyen yani savunmaya dahil olmayan ama savunma sistemini uyaran bileşikler bunlar. Çoklukla kimyasal yapılar. Bunların eklenmesi aşının gücünü ve de etkinlik süresinin uzun olmasını sağlayabiliyor. Tabii ki bir de raf ömrünün uzun olması bekleniyor. Bunun içinde stabilizatörler ekleniyor. Bunların hepsinin önceden test edilmiş ve de farmakopilerce kabul edilmiş ürünler olması lazım. Örneğin insanlarda hayvanlara uygulanan aşılardaki adjuvantların veya stabilizatörlerin hepsi insanlara uygulanabiliyor. Çünkü vücuttaki birikim veyahut da yan etki yapma riskleri farklı olabiliyor. Yine artık materyallerin üretim proseslerinden sonra kalan artık materyallerin de iyice değerlendirilmesi, olabildiğince minimize edilmiş olması gerekiyor. Evet, bir aşının yapısında neler var diye bakmamız gerekiyor. Antijenler var her şeyden önce. Bize savaş verdiğimiz mikroorganizmanın saflaştırılmış immün sistemi uyaran kısmı diyelim, parçacığı diyelim. Bunun mutlaka bulunması, tespit edilmesi ve de etkinliğinin uzun süre ve de güçlü olduğunun da belirlenmesi gerekiyor. Zayıf immünojen olan yani bağışıklık sistemini zayıf üreten sistemlerde antijenler için adjuvant kullanılması gerekiyor. Ama atenüye yani zayıflatılmış ama canlı aşılarda adjuvantların kullanılmasına gerek yok. Çünkü onlar bir taraftan da çoğaldıkları için organizmada hastalığa neden olmaksızın çoğalabildikleri için immün sistemi kendileri zaten uyarıyorlar. Ama adjuvant kullanılıyorsa eğer bunlar da hayvanlarda sayıları biraz daha fazla ama insanlarda kullanılacak adjuvantlar Dünya Sağlık Teşkilatı tarafından belirlenmiş ve de sınırlandırılmış durumda. En çok kullanılanları alüminyum tuzları, alüminyum hidroksit veya alüminyum fosfat.
bunların seçilmesi gerekiyor. Ama şimdilerde yeni biyoteknolojik yöntemlerle üretilen, elde edilen yeni adjuvantlar var. Bunların da denenmesi ve daha sonrasında farmakopiler tarafından kabul edilmesi bekleniyor. Tabii ki bu da yine bir süreç gerektiriyor. Ne kadar miktarda verilecekleri, aşının uygulanacağı miktar, doz miktarının belirlenmesi gerekiyor. Koruyucular ekleniyor aşılara, aşı yapısına, bileşimine. Bunlar her zaman olmamakla birlikte bazı antibiyotikler sınırlı sayıda, her zaman tartışma konusu olan Tiomersal ki artık bunun kullanımı oldukça azaltıldı. Halen sebep olduğu yan etki, görülen yan etkilerin sebeplerinin tiomersal olup olmadığı kesin olmamakla beraber bildirilen yan etkilerin aşıların çoğundan kaldırılmış durumda. Bakteriyel kontaminasyonları engellemek amacıyla kullanılıyordu. Tek doz aşılar da kullanılabiliyor veyahut da bazı aşılar tek dozda koruyucu özelliğini korurken bazı aşıların tekrarlayan dozlarda yapılması gerekiyor. Bu önemli bir aşama ve de önemli bir handikap. Tabii ki istenir ki bir defa aşılanmışsın ve de ömür boyu koruyuculuk sağlanabilsin. Ama bu her antijen için söz konusu değil ve her üretim teknolojisi için de söz konusu değil. Bunun dışında stabilizatörler mevcut. En çok kullanılan da magnezyum klorür. Bunların kullanılmasıyla aşının bileşimine eklenmesiyle aşının raf ömrünün uzaması sağlanmakta. Bu çok önemli bir şey, bir faktör. Çünkü özellikle nakil sırasında sıcaklık değişiklikleri, bugün de yeni üretilen COVID aşıları için tartışma konusu olan faktörlerden bir tanesi, dayanıklı olması lazım. Çeşitli sıcaklıklara dayanıklı olması lazım. Çoklukla aşılar soğuk zincirde nakledilirler. Bunun sağlanabilmesi için de çalışmaların yapılması gerekiyor. Beklenen nedir? Ürünün saflığı, burada steriliteden bahsediyoruz, identik olması, in vitro potansinin güçlü olması, yani vücut dışındaki potansinin güçlü olması ve de bazı katkı maddelerini, alüminyum gibi, alüminyum tuzları gibi, sodyum klorür gibi bazı tuz faktörleri içerip içermemesi gibi veyahut da içerme oranları gibi faktörler var. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. 2-8 derecede çoklukla stabiller aşılar. Ama bazıları 25 derecede, bazı aşı türleri, liyofilize aşılar mesela 25 dereceye kadar da dayanabiliyor. Ama bunun yanında bazı aşılar da var ki tamamıyla soğukta veya dondurulmuş olarak kuru buz içerisinde veya -70 derecede nakledilmeleri gerekiyor. Hatta bazı aşılar sıvı azot içerisinde, yani -196 derece veya 150 derecede nakledilmeyi gerektiren bazı aşılar da mevcut. Tabii ki bunlar aşının uygulanabilirliğini olumsuz yönde etkileyen faktörler. Evet. Bunun dışında önemli olan tek dozda toksisite görülüyor mu, görülmüyor mu veya tekrarlanan dozlar verildiği zaman bir toksisite görülüyor mu, görülmüyor mu? Toksisite çok çeşitli şekillerde görülebilir. Çeşitli yüksek ateş olabilir, bölgesel uygulandığı bölgede reaksiyonlar olabilir. Veya bu nekroza kadar gidebilir veya herhangi bir organda birikimlere neden olabilir. Bunların hepsinin bu faz öncesi ve de ilk fazın ilk aşamalarında belirlenmesi gerekir. Bütün bunlar tespit edildikten sonra
klinik etkinliğine bakmak gerekiyor. Yani sahada uygulandığı zaman riski nedir? Gebelerdeki riski nedir? İşte bazı diyabetli hastalığı aklıma hemen gelen diye onu söyledim. Bazı enfeksiyonları veya hastalıkları olan kanserli hastalarda uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Çocuklar ile büyüklerdeki dozları nelerdir? Bunların iyice tamam olarak belirlenmesi, bilinmesi, tespit edilmiş olmaları gerekiyor. Düzenleyici organizasyonlar var. Tabii ki hani ben laboratuvarımda bir aşı ürettim, işte çıktı ve de bunu başarıyla da uyguladım. Şimdi piyasaya sürebilirim diye bir şey yok. Hiçbir farmasötik ürün için böyle bir şey söz konusu değil. Çeşitli ulusal ve uluslararası organizasyonlar var ve onların test etmeleri gerekiyor. Bu ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın beşeri aşılar için konuşuyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın ve de Türkiye İlaç ve Medikal Ürünler Ajansı'nın, TİTCK'nın denetiminden geçiyor. Ve de aşağı yukarı bu denetimler 15 yıl kadar sürüyor tüm ülkelerde. Avrupa Birliği'nde EMA'nın kontrolünde, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte besin ilaç organizasyonunda ve de NDA'de denetlenmesi ve ondan sonra piyasaya ancak onlardan alınacak, bu organizasyonlardan alınacak onaylardan sonra piyasaya sunulması gerekiyor. Örneğin Türkiye'de bir ürün çıkarırsanız ve de Türk otoriteleri tarafından onaylanırsa bunu dünyanın bir başka yerine pazarlayamıyorsunuz. Çünkü oralardaki yetkili kuruluşlarında ürettiğiniz aşıyı onaylaması gerekiyor. Çoklukla aşıların dondurulmaması gerekiyor. Ama bazı aşılarda sıvı azot içerisinde veya demin bahsettiğim bu yeni piyasaya çıkan bir iki aşı da aynı şekilde -86 derecede, -70 derecede veya kuru buz içerisinde yine 75 derece, 100 derecelerde nakledilmeleri gerekiyor. Tabii ki ne kadar soğuk şarta ihtiyaç duyulursa aşının yaygınlığı, kullanılabilirliği de o kadar zorlaşıyor. Etiketleme çok önemli. Etiketin üzerinde, aşının etiketinin üzerinde içeriğin tamamının bildirilmiş olması lazım. Yani kişi aşı şişesini açmadan kutusuna baktığı zaman, ambalaja baktığı zaman o aşının ne olduğunu, ne içerdiğini, tüm bilgileri orada görebilmesi gerekiyor. Üreticinin isminin tam olarak belirtilmesi lazım. Bir kodlamayla değil, açık isminin belirtilmesi lazım. Aşı tipinin belirtilmesi lazım. Aşınız inaktif midir, rekombinant mıdır? İşte bir DNA aşısı mıdır, atenüe aşı mıdır, bunun bildirilmesi lazım. Hangi yolla verileceğinin bildirilmesi lazım. Seri numaralarının bildirilmesi, raf ömrünün tam olarak belirlenmesi, yani bir kodla değil, herkesin anlayacağı şekilde açık bir şekilde belirtilmesi. O ambalaj içerisindeki miktar ve de doz sayısı, kaç doza uygulanabileceği bildirilmesi lazım. Ve de hangi şartlarda saklanılacağının da açık olarak belirtilmesi gerekiyor. Evet, buraya kadar geldikten sonra bir insan ve veteriner aşılarının kontrol proseslerine göz gezdirirsek, bir örnek olarak da bir kuduz aşısını almıştık. Birinci sütun sağdaki en sağdaki sütun insanlar için, hayvanlar için, onun yanındaki, onun solundaki sütun insanlar için gerekli kontrol mekanizmaları. Batch kontrolde bir kere sterilite olmazsa olmaz. Aşı, üretilen aşı hiçbir şekilde
hiçbir mikroorganizmayı, enfeksiyona neden olacak mikroorganizmayı, bakteriyi ya da virüsü ya da bir başka mikroorganizmayı içermemek durumundadır. Canlı partikül atenüe aşılar dışında canlı partikül içermemesi gerekir. Ve de glikoproteinlerin varlığı yönünden de test edilmiş olması gerekir. Bu seri balkın kontrolü için gerekli olan beklentiler. Ama final aşıda beklediklerimiz neler? Bir kere görünüşünün berrak olması lazım. Steril olması lazım. Bakteriyel, fungal veya mikoplazmal veya viral hiçbir mikroorganizmayı içermemiş olması lazım. Daha önce hücre kültürlerinde veya farelerde kuduz aşısından bahsettiğimiz için bu örneği veriyorum. İntraserebral olarak verilen farelerde ters reaksiyona neden olmamış olması, güvenli olması gerekiyor. Pirojenleri yani endotoksinleri içermemesi gerekiyor. Bunlar çok önemli faktörler. Bakteriyel endotoksinleri içermemesi gerekiyor. Glikoprotein içeriği çok önemli ve de bu maddeler özellikle insanlar için çok önemli faktörler. Sığır serum albümini içermemesi gerekiyor. Total protein içeriğinin belirlenmesi ve de minimum düzeyde olması gerekiyor. Koruyucu formalin gibi, mertiolet gibi koruyucuları içermemesi gerekiyor insanlara uygulanacak aşıların. Genel olarak bütün aşılarda potans yani etkinliğinin yüksek olması, biyolojik aktivitesinin yüksek olması bekleniyor. Bağışıklık süresinin olabildiğince uzun olması gerekiyor. Eğer bağışıklık süresi kısaysa bu kısa periyotlarda tekrar aşılama uygulanacağı için aşı pratikliğini, kullanılabilirliğini bir nebze de olsa yitiriyor. Acil aşılamalar, acil aşılama uygulanması gereken enfeksiyonlar hariç tabii ki. Ve de aşı stabil olmalı. Değişik sıcaklık derecelerinde, artı 4 derecede oda sıcaklığında dayanıklılığının belirlenmiş olması gerekiyor. Çünkü nakilde, özellikle kırsal kesimde nakilde çok önemli faktörler bunlar. Türkiye'deki biyolojik kontrol merkezlerine şöyle bir kısaca bakarsak eğer, aşıyı nerede kontrol ediyoruz? Kuduz aşılarından bahsedersek eğer, beşeri aşılar için Refik Saydam Merkez Hıfzıssa Enstitüsü 1928 yılında kuruldu. Ancak daha sonra son yıllarda bu enstitü aşı üretim ve de kontrol niteliğini kaybetti. Ardından Halk Sağlığı Kurumu adını alarak 2012 yılında tekrar bu görevleri yapmaya başladı. Burada ne yapılıyor? Aşıların fiziksel kontrolleri yapılıyor, biyolojik kontrolleri yapılıyor. Ve de sonra aşının kullanılabilirliği onayını alıyor ve de piyasaya sürülüyor. Veteriner aşıları yani hayvanlara uygulanan aşılar Türkiye'de halihazırda aşı üreten kamu kuruluşları mevcut, veteriner enstitüleri mevcut. Bunlar Tarım Bakanlığı'na bağlı kuruluşlar, hükümete bağlı kuruluşlar. Ayrıca özel sektör olarak da Vetal Adıyaman'da ve de Dolvet Urfa'da, Şanlıurfa'da ve de burada yok ama İzmir'de de bir aşı üretim tesisi mevcut. EGEVET aşı üretim tesisi mevcut. Orada da pek çok bakteriyel aşı başarıyla üretilmekte ve de hayvanlarımızı korumaya devam etmekte. Sanıyorum ki en uzun soluklu aşı üretim tesisleri veteriner aşıları için ülkemizde mevcut. Dilerim ki yakın süreçte beşeri aşılarda tekrar üretilmeye başlansın.
ve de başlangıç eskiden Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü'nde üretiliyordu. Ve de artık kendi aşılarımızı üretir, yurt dışına bağımlılığımızı bir nebze azaltmış olalım. Veteriner kimlikte kullanılan aşıların merkez kontrol laboratuvarları Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü. Tüm aşılar piyasaya sürülmeden önce şap hastalığına karşı olan dışında bu enstitüde kontrol edilmekte. Ve ondan sonra oradan onay aldıktan sonra piyasaya sürülebilmektedirler. Tekrarlanabilirlikleri, onayları bu tesislerde alınabilmekte. Evet. Aşının tabii ki sadece üretilmesi, uygulanması değil, taşınması da çok önemli. Önemli bir faktör. Çünkü bir biyolojik ürün ve de bozulmaya elverişli ürün. Şimdilerde yapılan aşı çalışmalarında çoklukla daha kolay nakledilebilen aşılar geliştirilmeye çalışılıyor. Ayrıca da teknoloji de çok fazla gelişti. Soğuk odalar, soğuk taşıyıcı sistemler de bunlara ilave olmaya başladı. Uluslararası ve de ulusal havaalanlarında soğuk sistemler mevcut, soğutmalı sistemler mevcut. Oralarda muhafaza edilebiliyorlar. Primer olarak aşı saklama odaları, soğuk odalar 2-8 derece, dondurucu odalar aşının türüne göre mevcut. Ara aşı stoklama aşamaları mevcut. Yine soğuk odalar ve de dondurucu sistemler, soğutucu sistemler. Bunların arkasından adım adım ilerlersek eğer sahaya doğru giderken sağlık merkezlerinde, buzdolaplarında ve de yine soğuk kutularda saklanabiliyor. Ve de aynı şekilde aktarılabiliyor aşılar. 2-8 derecede veya daha soğuk şartlarda kuru buz içerisinde aktarılmaları mümkün. Ve de ondan sonrasında insanlara ya da hayvanlara uygulanıyor. Oldukça emek yoğun ve de finans yoğun bir işlem. Özetle. Tabii ki aşılanın uygulama sırasında da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Hastalığın inkübasyon döneminde uygulanan aşılar hatalı sonuçlar verebilir. Bazı inaktif aşılar etkinliklerini kaybedebilirler. Aşı uygulanacak bireylerin fizyolojik şartlarının çok düzgün, sağlam olması lazım. Eğer değilse bloke edilebilir. Verdiğimiz aşı, uyguladığımız aşı ters etki yapabilir. Bu da tabii ki bizim başarılı olmak isterken tamamıyla başarısızlıkla, hezimetle sonuç alacak olaylardan bir tanesi, istenmeyen bir olay. Yüksek doz enfeksiyöz ajana maruz kalındıysa o zaman tabii ki aşının koruma düzeyi değişecektir. Ve de bazı aşılar üretim hataları, farklı antijenik hatların bulunması gibi nedenlerle de başarısız olabilir. Antijenik varyasyon çok önemli bir faktör aşılarda, aşı üretiminde. Çünkü mikroorganizmalarda saptanan bir olay. Her ülkede seyreden enfeksiyon aynı virüsten ama farklı antijenik varyantlarından gerçekleşebilir. O halde ideali bir aşının o ülkede, uygulanacağı ülkedeki mikroorganizmalı, izole edilecek aşı adaylarından elde edilmesidir. Ki bu aşılamada, sahadaki uygulamada başarıyı bize arttırsın. Moleküler biyolojideki aşı aktarım sistemlerinin, nakil sistemlerindeki, endüstrideki pek çok gelişme,
gelecekte aşı üretiminde ve de aşı endüstrisinde gelişmeye de destek olacak. Biz buna inanıyoruz ve de gözlemliyoruz son zamanlardaki teknolojilerle beraber. Evet, benim sunumum buraya kadar. Ama sorularınız varsa eğer hazırım. Çok teşekkür ederim sabırlarınız için. Biz teşekkür ederiz hocam. Bu değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için. Hocam şimdi şeye bakıyorum. Chat kısmına bakıyorum. Miray Engin'in bir sorusu olmuş. Merhaba hocam. mRNA aşıları hakkında düşünceleriniz nelerdir? Diye bir sorusu var. Ve sunumunuz için de teşekkürlerini iletmiş size. Ben de teşekkür ederim. Bunlar yeni biyoteknolojik aşılar arasında ve de uygulamaya da yavaş yavaş girmekte. Etken olarak etkenin bütününü içermedikleri için daha riskli, daha az riskli olan aşı türlerinden tabii ki. Ancak henüz çok fazla uygulama alanı olmadığından dolayı üretimlerinin görece bu klasik aşı yöntemlerine göre çok daha kolay, daha kısa sürede elde edilir, kısa süreye gerek duyurması tercih edilen yönlerinden bir tanesi. Özellikle şimdi bu son zamanlarda bu COVID'e karşı pek çok aşı geliştiriliyor. Bunların arasında büyük bir kısmını da mRNA aşıları tutuyor benim gözlemlediğim kadarıyla. Asıl etkinliklerini zannediyorum ki bu karşılaştırmada, bu aşı üretim yarışında diyeceğim. Uluslararası bir yarış söz konusu. Uluslararası değil, araştırmacılar, bilim insanları arasında bir yarış haline geldi. Sonuçlarını göreceğiz. Hangilerinin daha uzun süreli, daha güvenli korumayı sağladığını ancak bu şekilde görebileceğiz. Ama mRNA aşıları da ümit verenler arasında benim bildiğim kadarıyla. Teşekkür ederiz hocam. Bir soru daha var. Kadir Alptekin Bey iletmiş. Sinovac'ın Atenü aşısını mı yoksa Pfizer'ın mRNA aşısını mı önerirsiniz? İleriki dönemde herhangi bir yan etki görme ihtimalimiz var mıdır diye sormuş size. Şimdi çok kritik bir soru bu. Sadece genel bilgi olarak şunu söyleyeyim. mRNA aşıları daha güvenceli çünkü enfeksiyon ajanı içermediği için, aktif ajan içermediği için. Atenü aşılar her zaman için çok daha yüksek, hızlı bağışıklık veren, yüksek düzeyde bağışıklık veren aşılar. En eski aşılar arasında, keşfedilen en eski aşılar arasında. Ancak en büyük dezavantajları bazen ateni, yani zayıflatılmış mikroorganizmanın tekrar efektif özelliğini kazanma riski var. İşte bunu kazanırsa o zaman bizim eskiden bir deyimimiz var, fan verdi aşı diyorduk. Yani yaptığımız aşı hayvanı veyahut da insanı, bireyi koruyacağına hastalık yapmaya başlıyor ve daha şiddetli bir hastalık reaksiyonuyla karşılaşılıyor. Böyle bir riski var. Bunun için eğer sorarsanız ben yeni biyoteknolojik aşıları, atenüe aşıya bireysel olarak tercih ederim. Ama unutmamalı ki atenüe aşılar en yüksek düzeyde ve en uzun süreli bağışıklık veren aşılar hala. Teşekkür ederiz hocam. Şerife Hanım'ın bir sorusu olmuş. Hocam merhaba, koronavirüs aşısı için ne düşünüyorsunuz? Üretimi için çok erken değil mi? İlaçların kontrolü, ruhsatlanması bazen birkaç yılda oluyor. Teşekkür ederiz demiş. Sanırım bu son işte haberlerde de sıkıntı diyoruz. Şu faz aşamasına geçti. Birçok çalışma devam ediyor ülkemizde ve dünya çapında. Bunların süreçleri hakkında sanıyorum sorusu. Hani çok mu hızlı gitti? Zannediyorum onu sormak istedi. Evet. Hani şimdi acil durum aşısı olarak bakıyorum ben korona mevcut aşılara.
bu üretilen aşıya. Evet, hızlı gitti aslında. Demin de bahsettim. Aslında bir aşının araştırma aşamasından ürün haline getirilip uygulama aşamasına geçebilmesi için 10-15 yıla ihtiyaç varken 2 yılda, 1 yılda, 1 yıl biraz belki olmadı ama 1,5 yılda, 2 yılda piyasaya sürülmeye hazır hale gelmiş. Yani faz 3'ü geçtiği bildirilen aşılar var ortada. Bunlar ne kadar güvenlidir, ne kadar kimlere uygulanmıştır? Mesela faz 3'ü diyoruz ki biz yüzlerce insana yapılması ve de yüzlerce bireye uygulanması ve ondan sonra alınan dokümanların uzun uzun değerlendirilmesi gerekiyor ruhsat alabilmesi için. Oysa bu aşılar bildiğim kadarıyla baharda piyasaya çıkacak olanlar var neredeyse. Uygulamaya geçecek olanlar var ama durum da acil bir taraftan bakarsak. Salgın önlenemiyor. Hiçbir şekilde önlenemiyor. Dünyanın pek çok yerinde yavaşlatıldı ama tamamıyla kesilmedi. O halde bazı riskleri de göze almak gerektiğini düşünüyorum. Bu yönüyle bakarsak eğer evet uygulamaya değer faz 3'ü geçen aşıların ama yine de tedbirli olmakta yarar var. Çok risk altında değilse bireyler koruyucu önlemlerle bir süre daha ben bireysel olarak bu benim bilim insanı olarak değil ama bireysel olarak bana bakarsanız düşüncem bu. Riskin ortadan kalkması lazım. Çünkü aşılar da bir yeri yaparken bir yeri yıkma eğer usulüne uygun kontrol testleri uygulanmadıysa, faz aşamalarını gereği gibi geçmediyse, organizmanın neresinde birikim yapıp neresinde daha sonra ilerleyen yıllarda zarar vereceğini bilemiyoruz. Ama yaşamsal riski olan kişiler için evet uygulanması gerekir, acil aşılama uygulanması gerekir diye düşünüyorum. Teşekkürler. Hocam, dediğinize bir katkı olarak hani acil aşı demiştiniz ya. Mesela bu üretilen test kitleri de aslında bu nedenle birçok çok fazla kişide ya da çok fazla kalite kontrolden geçmeleri gerekiyor aslında şey yapılması Evet, için, evet, evet. onaylanması için. Mesela bunlar da acil bir durum artık pandemi olduğu için birçok aşamayı yani atıyorum 100 kişide uygulanacakken 50 kişide uygulanıp yan etki görülmediyse işte ya yan etki dediğim tespitinde yan etki değil ama demek istediğimi anlatabildim sanırım. Uyuyorsa. Kriterleri popülasyon sayısı düşürüldü. Dediğiniz gibi pandemi nedeniyle bu gibi dezenfektanların da aynı şekilde aslında Evet. piyasaya sürülmesi, TCK'dan onay alması gerekiyor. Bunlar askıya alındı. Acil durumlarda sanıyorum bu gibi şeyler göze alınmak zorunda kalıyor. Makalelerimiz bile değerlendirmeden geçiyor, hızla yayınlanıyor. Evet, değil mi? Öyle de bir Değil mi? şeyler var. Araştırmacıların en güzel zamanı bir korona şeyle, COVID'le çalışma yapıp hızla yayın çıkarabiliyorsunuz. Çünkü denetleme, çok iyi dergilerin dahi denetleme kriterleri biraz daha gevşetildi. Hızla bilgi paylaşılabilsin diye. Evet, Bu dönemde biraz acil bir, kritik bir dönemdeyiz. De enfeksiyonun bir şekilde kesilmesi bu salgının ve de insanlığın bu birazcık olsun refaha kavuşması bekleniyor. Bunun için belki de. Ama her şeyden önce galiba biz koronaya karşı kendimizi korumalıyız öncelikle. Kişisel önlemlerimizi iyi almak durumundayız. Aşı zaten sağlıklı bireylere uygulanabilecek bir madde. O halde önce sağlıklı olduğumuzu kanıtlamamız gerekiyor. Şu anda salgın o kadar atipik seyretmeye başladı ki başlangıçta görülen reaksiyonların bir kısmı görülmemeye başladı. İşte koku alma duygunuz azalıyor. Yok tat alma duygunuz azalıyor. Öbüründe bu olmuyor. Ama hasta. Etkeni taşıyor. Etkeni taşıyorsa aşıyı nasıl yapacaksınız? Bunlar henüz çok bilinmeyenli bir denklem olduğunu düşünüyorum ben. Onun için de çokça çalışmak lazım. Çokça da bilim insanları çalışıyorlar eminim. Bir gün birisi veya birkaçı başarıya ulaşacaktır. Dilerim ülkemizden çıkar. Evet. Hocam aslında tam bu söylediğinizle ilgili Oğuzhan Bey'in bir sorusu olmuş. İşte COVID aşısı
Yeni bulunan COVID aşısı herkese uygulanacak yönünde bir söylenti var. Bu aşının herkese uygunluğu nasıl belirlenmiş olabilir? Sonuç olarak her insanın bağışıklık sistemi aynı değil diye eklemiş. Aslında bunun cevabını da vermiş olduk. Çünkü hastalığa karşı verilen tepki bile bu kadar değişkenken aşıya karşı vereceğimiz tepkiler de değişiyor. Sanırım Oğuzhan Bey'in sorusuna cevap olmuştur. Birol Bey bir soru sormuş. Otovaksin aşılar hakkında ne düşünüyorsunuz diye sormuş. Otovaksin aşılar veteriner hekimlikte son zamanlarda çokça kullanılmaya başlandı. Biraz hızlı aşılar tabii ki. Özel hasta enfeksiyonlara karşı hızla geliştirilip o bölgedeki veya o alandaki enfeksiyonun görüldüğü alandaki bireylere, yani ben veteriner hekimlik açısından bakarak hayvanlara uygulanan aşılar olarak düşünüyorum. Bölgesel, bireysel bağışıklığı etkileyen, bireysel korumayı etkileyen aşılar bunlar. Ve de acil aşılardan, gene acil önlem aşıları arasında sayılıyor. Bir takım kontrol tekniklerini, kontrol süreçlerini geçmeden uygulanan hızlı aşılar. Dediğim gibi ancak belli bir bölgedeki belli bir hayvan topluluğunu bölgesel olarak koruyacak aşılardır. Devamlılığının sağlanmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederiz. Didem Hanım'ın bir sorusu var. Bir aşının uygulanabilir olması için belli bir başarı yüzdesinin olması mı gerekir? Eğer varsa bu yüzde kaçtır? Kaç olmalıdır? Pardon. Bir daha tekrarlar mısın? Tabii. Bir aşının uygulanabilir olması için belli bir başarı yüzdesinin olması mı gerekir? Eğer varsa bu yüzde kaç olmalıdır diye sormuş hocam. Şimdi aşının kontrol aşamalarından kısaca bahsetmiştik. Faz çalışmaları var. Bu faz çalışmalarını geçmiş olması lazım her şeyden önce. Her şeyden önce vücudumuza girecek bir maddenin, canlının vücuduna verilecek olan maddenin zararsız olması lazım. Bir kere zararsız olmak zorunda. Yani zararsız olması demek ne demek? Çok küçük lokal reaksiyonlar hariç. Yani hepimiz aşılandık, çocukluğumuzdan beri aşılanıyoruz. Bölgesel bir kızarıklık, hafif bir ödem, işte çok hafif bir ateş yükselmesi, bunlar görülebilecek şeyler, çünkü vücuda bir yabancı madde giriyor. Vücut da buna karşı lokal veya genel bir tepki gösteriyor. Ama istenmeyen nedir? Bu aşının aşıyla verilen maddelerin vücudun herhangi bir yerinde, bir organda, bir dokusunda birikim yapmaması. Bunun ve de zaman içerisinde bunun gözlenmemesi gerekiyor. Kısa süreli birikimler tespit edilebiliyor ama çok uzun süreli eğer bir yan etkisi varsa, işte faz 4'te bu gözleniyor. Yani faz 3'ü geçiyor aşı, güvenliğini kazanıyor. %99'a %98 oranında güvenlik kazanıyor. Evet, koruyucudur, şu kadar süre korur. Yan etkileri şunlardır ve ya da şunlar değildir. İşte yaşamsal bir yan etkisi yoktur vesaire belirleniyor. Ama bunlar faz 3'ün sonuna kadar tespit edilebilen veriler. Peki daha sonrasında ne oluyor? Bunu daha yaygın ruhsat aldıktan sonra aşı, faz 4'teki incelemelerle, gözlemlerle, geri dönüşlerle tespit edilebiliyor. Ulusal veya uluslararası düzeyde. O aşamada eğer aşı uygulanan bireylerde olumsuzluk, aşıya bağlı olduğu tespit edilen bir olumsuzluk görülürse, onun tekrardan incelenmeye alınması, o aşının piyasadan çekilmesi ve bütün olayların sıfırdan derken faz aşamalarının tekrardan başlatılması, aşı üretim tekniklerinin tekrar gözden geçirilmesi gerekiyor. Oldukça hassas bir konu. Aynı şey ilaçlar için de geçerli tabii ki. Yani ilaçlar ruhsat alıp piyasaya çıkarıldıktan sonra da gözlem altındalar. Hani zannedilmesin ki
Artık tamam, eczanelere geldi, satışı başladı ve de takip edilmiyor. Hayır, ilaçlar da aşılar da uygulamaya başladıktan sonra da uzun yıllar takip ediliyor. Ve de aşıdan kaynaklanıp veyahut da ilaçtan kaynaklanan bir ters etki saptanırsa tamamıyla geriye dönülüyor. Yani biliniyor, pek çok ilaç zaman içerisinde yıllarca kullandığımız ilaç piyasadan kaldırılıyor. Evet. Sebeplerinin başında da yine bu tür etkilerin sonradan tespit edilmesi. Uzun süreli birikimler vücudun herhangi bir yerinde, bir organda, bir dokuda birikimlere neden olması. İşte Alzheimer gibi, şimdi hemen ilk aklıma gelen o, belki de yaş ilerlediği için böyle söylüyorum. Estağfurullah hocam. Bu tür özellikle sinir sistemini etkileyen reaksiyonların ortaya çıkması ve de bunların aşıdan veya uygulanan ilaçtan kaynaklandığını tespit edilmesi durumunda mutlaka o aşı veya ilaç piyasadan kaldırılıyor. İyileştirme yapıldıktan sonra tekrar, bu sefer tabii ki biliyoruzdur, farklı bir isimden, hemen isminin adı şeyde bir harflerinde bir iki değişiklikle yeniden piyasaya sürülebiliyor. Hocam o dediğinize belki bir ek olarak zaten prospektüste de hani buradaki etkilerden başka bir işte ciddi bir etki görürseniz işte zehir merkezini şu numarayı mutlaka arayın şeklinde Bildirildi. de Evet. şeyler var, bilgiler var. Aslında burada kamunun da bir geri dönüşünün çok iyi olması bu süreçlerin daha iyi atlatılmasına bence katkıda bulunuyor diye düşünüyorum. Yeri gelmişken ben bir kişisel gözlemimiz veyahut da düşüncemi iletmek istiyorum. Ben çok uzun yıllardır aşı üretimiyle çalışıyorum, okuyorum, yazıyorum, bir şeyler yapıyorum, yapmaya çalışıyorum kendimce. Ama ve de aşıya da taraftar olan bir kişiyim, aşılanmaya taraftar olan bir kişiyim. 55 yaşımdan beri düzenli olarak bu sene hariç grip aşısı oluyorum mesela. Korunmanın en güvenli yollarından birinin aşı olduğuna da inanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum her zaman için. Aşıdan kaçmamak gerekir. Ama nedendir acaba? İlaçların çok uzun uzun sayfalarca prospektüsü varken uygulanan kişi aşının prospektüsüne ulaşamaz. Doğru. Eczaneye gidiyoruz veyahut da sağlık merkezine gidiyoruz. Aşımızı oluyoruz ama elimizde belki olsa olsa bir aşının şişesi kalıyor. Veya işte enjektörle yapılıyor şimdi tek kullanımlıklar. Bu kalıyor. Ama biz o aşının hazırlanışını hiçbir bu bilgileri edinemiyoruz. Ancak internete girip üretici firmanın sayfalarından bulmamız mümkün. Bunun da sağlanması gerektiğine inanıyorum kişisel olarak. Yani ben bir aspirin aldığım zaman 3 sayfa prospektüs var içinde okuyabiliyorum. Ama Doğru hocam. aşınınkini bilmiyorum. Hiç ben de bu açıdan düşünmemiştim. Doğru, aşı Evet. yani hastanede oluyoruz. O kutular işte ambalajlar hepsi orada kalıyor. Evet. Aklımıza da gelmiyor aslında. Valla gelse de bulamıyorsunuz zaten. Benim aklıma geliyor ama yapacak bir şey yok. Anladım. Nedendir? Bu kurallarında hani düzenleyici kuruluşları bunu düşünmeleri gerekir diye düşünüyorum. Uygulanan kişilerin, vatandaşın, insanların bu aşı hakkında bilgi sahibi olması lazım. Şişenin üzerindekini dahi göremiyorsunuz ki orada yazılanlar yeterli değil. Doğru. Aslında gene bir eğitimimiz vardı. Hadiye Hanım'dı yanlış hatırlamadıysam ismini. Onun da belirttiği bu ruhsatlandırma ile ilgili o üzerinde yazan yazılar da okunabilir olmalı. Böyle hani karınca duası gibi Mikroskopik, olunca evet mikroskopik. okumak istemiyor insanlar. Yani kişisel olarak da buna yanaşmadıkları için aslında şey hani nasıl olsa anlamayacağım ya da okurken bir sürü zaman geçecek gibi bunların da aslında düşünülmesi gerekiyor. Sosyolojik Evet. boyutları belki de Evet, denebilir. evet, evet. Hocam birkaç tane daha sorumuz var. Ayşenur Hanım gene soruyorsun sormuş ama bunu cevapladığımızı düşünüyorum Ayşenur Hanım. Kısa sürede geliştirmeye çalışan COVID aşıları güvenilir midir diye sormuş. Buna cevap vermiştik zaten. Güvenlik testlerini faz 3'ü geçmeyen aşının piyasaya sürülmediğini düşünüyorum. Evet yani Faz 3'ü geçiyorsa eğer güvenli olduklarını düşünmemiz lazım. Uzun süreli yani faz 3'ün testlerini geçen sürelerdeki
işte bir yılı geçen sürelerdeki etkiler için, tabii ki olası etkiler için bir şey söyleyemeyeceğim ama faz 3'ü geçmeyen aşıyı piyasaya sürmemek ve de uygulamamak gerekir. Bunun dışındaki zaten onun için çok fazla dünyada çok fazla çalışan merkez var. Ülkemizde TÜBİTAK destekli 8 tane aşı korona aşısı var bildiğim kadarıyla. Bir de TÜBİTAK desteği dışında aşı çalışmaları yapan merkezler de var. Ama satış piyasaya sürüş onayı almadan, lisans almadan hiçbir aşıyı uygulayamayacaklardır. Söyleyeceğim bu kadar. Şu anda evet herhalde bir Almanya'nın aşısı, Çin aşısı piyasaya çıkmaya hazır zannediyorum. Faz 3'ü geçmek üzereler. Rusya'da geliştirilen bir aşı var. O da yine oldukça ileri aşamada. Dilerim yakın zamanda Türkiye'deki aşılar da aynı başarıyla piyasaya sürülmeye hazır hale gelir. Birkaç soru daha var hocam. Kaçırmamak adına şöyle bir tekrardan chat kısmına bakıyorum. İsminiz Bige değildir zannediyorum ama Bige isimli bir katılımcımızın bir sorusu var. mRNA aşısının saklama sorunu olduğu için ilerleyen zamanda toz haline getirilmesi düşünülüyor diye bir söylenti var demiş. Toz aşı nasıl bir kombinasyondur ve nasıl uygulanır? Çabuk bu hale getirilebilir mi? Sunum için teşekkür ederim. Toz aşıdan kasıt tahmin ediyorum liyofilize aşı olsa gerek. Çünkü ısıl işlemle yapılamayacağını düşünüyorum. Olmasın, doğru olmadığını düşünüyorum. Liyofilize aşılar çok fazla piyasada uygulanmakta olan pek çok liyofilize aşı var. Bu da onlardan birisi olabilir. Tamamdır hocam. Başka Sezen Hanım'ın bir sorusu var. Sunumunuz sırasında antijenik varyasyonlardan bahsettiniz. Covid aşısının bu yönden dezavantajları var mıdır? Şimdi koronavirüs aslında hayvanlarda çok uzun yıllardır bilinen virüslerden birisi, enfeksiyon etkenlerinden birisi. İşte kedilerin koronavirüsleri vesaire çok yaygın. Hatta hani onlara karşı aşı çalışmaları da çok fazla. Hatta bir internette böyle biliyorsunuz bir takım dolaşan şeyler oluyor. Asparagas haberler oluyor. Çok daha öncesinden de üretilmişti vesaire diye işte Fulbright Enstitüsü'nün ürettiği aşıdan bahsediliyor. Bunlar aslında hayvanların koronavirüslerine karşı üretilmiş aşılar veya yapılmış çalışmalar. Onlarla insanlardaki şu anda bu yıl veya geçen yıl başlayan salgındaki koronayı karıştırmamak gerekiyor. Yapılacak şey aşının güvenliğinden emin olmak. Bu da pek tabii ki üretim metoduna, salgının düzeyine göre değişiyor. Ben bir kere daha soruyu alabilir miyim? Antijenik varyasyonlardan bahsettiniz. Evet. Bunun ne dezavantajı olabilir? Antijenik varyasyonların dezavantajı şöyle, siz bir aşı suşunu elde ediyorsunuz ve ona karşı aşıyı üretiyorsunuz. Ama onun antijenik yapısını hazırlıyorsunuz ve onu üretiyorsunuz. O antijenik yapıya karşı aşı üretiyorsunuz. Eğer zaman içerisinde sahada yani işte canlılar arasında etken, burada virüsten bahsediyoruz, virüs yapısını değiştirirse değiştirecektir. Ama bu değişiklik daha patojen hale, yani hastalığı daha şiddetli seyrettirecek hale gelirse ve üretilen aşının koruma alanının dışına bu yapı çıkarsa, o zaman uygulanan aşı ya kısmi fayda verecektir ya da hiç yararlı olmayacaktır. Bunu biz influenza'da yani grip aşısında görüyoruz. Neden her sene yeniden bir aşı piyasaya sürülüyor? Aşı tipi değişiyor, aşının yapısı değişiyor. Çünkü grip aşısında, influenza virüsünde antijenik varyasyon çok hızlı.
Bir yıl seyreden, bir yıl tespit edilen antijenik varyant, antijenik yapı ertesi yıl kısmen ya da tamamen değişmiş olabiliyor. Kısmen değişirse uygulanan aşı da o oranda koruyabiliyor. O bölgelerin bir kısmını tanıdığı için, virüsün üzerindeki antijenik bölgelerdeki değişikliklerden kaynaklanıyor bu. Eğer koruma alanının içerisindeyse yapılan, üretilen aşı o antijenik bölgelerin içerisindeyse kısmen ya da tamamen olursa varyant olmuyor zaten. Kısmen içindeyse koruma oranı işte %80'den %60'a düşüyor ama bir miktar korunuyorsunuz. Yok tamamıyla bir değişime uğramışsa kötü bir şans olarak o zaman uygulanan aşı korumuyor. Daha sonra da tabii ki tersine spekülasyonlar başlıyor. Aşılandım da korumadı beni. İşte ben gene grip oldum diyoruz. Evet, aşı karşıtlığı başlıyor böylece. Virüs yapısını değiştirmiş oluyor. Sebep bu. Bir de tabii ki olumlu yönde antijenik varyasyonlar var. Enfeksiyon yapma özelliğini kaybedebiliyor. Evet, virülansı azalıyor. Virülansı azalıyor. Virülansı azalırsa da daha güzel bir şey. Zaten aşılanmışsınız ama virülansı da az olduğu için enfeksiyon da o yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Yani her antijenik varyasyon olumsuz bir şey değil. Bazen de iyiye doğru gidebiliyor. Evet. Kadir Alptekin Bey'in sorusuna da aslında bir cevap oldu. O da virüsün uğradığı mutasyonlar aşı etkinliğini ne derece etkilemektedir demişti. Buna cevabı vermiş olduk. Osman Bey'in bir sorusu var. Osman Şimşek, salgın süreci biterse aşı sektörüne yapılan yatırımlar devam edecek mi yoksa salgınla birlikte aşı sektörü de eski haline dönecek mi diye bir soru sormuş. Aslında aşı sektörü bana göre salgından sonra daha da kazançlı çıkacak. Şu günlerde salgının hızlı olduğu dönemlerde ilaç sektörü daha etkin. Çünkü şu anda korunmaya ihtiyacımız var. Aşı sağlıklı bireylere yapılır. Şu anda ben dahil enfeksiyonu taşıyıp taşımadığımı bilmiyorum. Gerçi bir hafta önce test yaptırdım negatifti ama sadece PCR ile yapıldığı için güvenilirliği %65-70. Gerisini bilmiyorum ve de ben her gün insanların içindeyim, tedbirlerimi alsam da. Yaptığınız aşı sağlıklı bireye yapılması gerekiyorsa eğer, o zaman enfeksiyonun, salgının ortadan kalkması lazım, koruyucu olarak yapılması gerekiyor. Onun için de bu koruyucu aşının belki daha sonraki yıllarda aşılama programlarına, tabii ki işte çocuklara, gençlere, hamilelere, hastalara, yaşlılara belki de doz farklılıkları olacaktır veya uygulama sıklığı değişecektir ama uygulanması daha başarılı sonuçlar getirecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam. Ben sanırım biraz önce atlamışım. Ecem Fatma Esmer Hanım'ın bir sorusu var. Placebo aşılarının içeriği nedir? Demiş ve teşekkür etmiş sunumunuz için. Ben teşekkür ederim. Placebo aşıları veya placebo aşı demeyeyim, placebo denilen şey bu ilaçların, aşıların vesaire etkinliklerinin test edilmesi için bir negatif kontrole ihtiyaç var. Yani tamam biz bir maddeyi bir kişiye, bir bireye veriyoruz ama acaba eş değerdeki bir başka bireye hiç vermezsek ne oluyor? Bunun kişilerin de bilmemesi, yani uygulanan kişilerin bilgisi dışında yapılması gerekiyor. Ve tamamıyla zararsız bir serum fizyolojik olabilir. Organizmaya girdiği zaman zararlı yan etki yapmayacak gibi bir materyalle, yani dengeli bir tuz solüsyonu, serum fizyolojik derken bunu kısaca söyleyebilirim. Veya buna benzer bir yapının, yani antijeni içermeyen, etkeni, asıl hastalık etkenini zayıflatılmış veyahut da öldürülmüş dahi olsa hiçbir partikülünü içermeyen bir çözelti veriliyor. Eğer birey bunu bilirse tabii ki farklı davranıyor. Oysa ikisinin negatif kontrol bir yerde.
Ve de o bilmeden uygulanılıyor. Ama tabii ki uygulayan kişiler bunu bildikleri için değerlendirmeyi ona göre yapıyorlar. Aşının bileşimine giren diğer maddelerin bir yan etkisi var mı? Bunu da test etmek için bazen yapılabiliyor. Bir etkisi yok. Yani bir zararlı etkisi yok. Bu kesin. Tamam hocam, teşekkür ederiz. Son bir soru. Bu arada ilgi oldukça fazla. Beni de bu mutlu etti. Ya, teşekkür ederim ben de. İki saate yaklaştık. Cansu Özgel'in bir sorusu var. Hocam merhaba, sunumunuz için teşekkür ederim demiş. Grip aşısında influenza virüsünde antijenik varyasyon olduğunda her sene yeni aşının çıkmasında aşı üretim basamaklarının hepsi tekrarlanıyor mu demiş. Yoksa bazı faz aşamaları uygulanmadan üretime geçme gibi bir durum var mı demiş. Maalesef etken farklı olduğu için en başından sonuna kadar uygulanması gerekiyor aşı üretim prosesinde. Tabii ki ama bir takım kolaylıklar, yani bir kere ürettikten sonra virüsün özelliği hepsi için aynı olabiliyor. Üreme özellikleri biraz ufak tefek farklılıklarla aynı olabiliyor. Bunları göz önüne alırsak eğer en baştan etken izolasyonundan başlayarak aşamaları ama daha hızlı olarak, bilinmeyenlerin pek çoğu çözümlenmiş olduğu için daha hızlı olarak geçiştirilebiliyor. Tamamdır hocam, çok teşekkür ederiz. Sanırım başka soru yok şu anda. Ben tekrardan size çok teşekkür ediyorum. Bu değerli sunumunuz için, bilgilendirmeleriniz için. Fırsatı verdiğiniz için ben de çok teşekkür ederim. Eksik bir şeyler olduysa özür dilerim. Estağfurullah hocam. Bizim bir nasıl söyleyeyim, bir geleneğimiz var diyeyim. Katılımcılarımız, yani bu semineri ölümsüzleştirmek adına ekran görüntüsü alıyoruz. Hani bu kadar yoğun katılım olduğunu da kayıt etmek adına. Katılımcılarımızdan eğer ekranlarını açmak isteyenler olursa bir rica edeceğim kendilerinden. Bir ekran görüntüsü alalım. Pelin de varmış. Herkese selam. Merhaba. Şimdi sırayla. Sizleri görmek ne güzel. Şimdi bir yandan onları kaydetmem de gerekecek. Onun için biraz bekleteceğim sizleri. Hazır mıyız? Hayır, değiliz. Herkes görünmüyor. Hocam o artık ne denir ona? Kişinin talebi doğrultusunda olduğu için. Şuradan da bir ekran görüntüsü alacağım. Tamamdır. Çok teşekkür ediyorum herkese. Ben de dinleyicilere, katılımcılara çok çok teşekkür ediyorum. Hatam olduysa bağışlayın. Veya eksik anlattığım bir şeyler varsa. Çok teşekkürler. Bizi dinlediğiniz sizlere için de bu çok zamana teşekkür kadar. Ediyorum. Kimya Mimar Mühendisler Odası Birliği'nin İstanbul Şubesi'ne bu yaklaşımından dolayı. Biz de teşekkür ederiz hocam. Herkes kendisine çok iyi baksın. Lütfen kendinizi koruyun. Evet. Covid'siz günlerde yüz yüze buluşmak umuduyla diyorum. Önümüzdeki herhalde 2012'de falan bu böyle olacak. 2012 değil tabii, 2022'de. Evet. Görüşebileceğiz. Evet, böyle görünüyor hocam. Kendinize Maskesiz. çok iyi bakın. Oldu. Görüşmek Hoşçakalın. üzere. Dinleyenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu Biz fırsatı teşekkür verdiğiniz ederiz. için de Kimya Mühendisleri Odası'na ayrıca teşekkürü bir borç biliyorum. Teşekkürler, iyi günler. Biz teşekkür ederiz hocam. Hoşçakalın.